Ekranda gördüğünüz video tek bir komutla ve birkaç dakika içinde yapay zeka tarafından üretildi. Arka planda kameraman, ışık ekibi ve yönetmen yok. Ve hatta videoda gördüğünüz oyuncular bile fake, hiçbiri gerçek değiller. Daha ChatGPT'ye alışamamışken hemen ardından DALL-E ve Midjourney gibi resim ve fotoğraf üretebilen yapay zeka modelleriyle tanıştık. Derken şimdi de karşımızda OpenAI firmasının video üretebilen yapay zeka modeli olan Sora var. Yapay zekanın son 10 yılda yakaladığı gelişim hızına bakarsak şu an tahmin bile edemediğimiz yapay zeka buluşlarını 10 yıl içinde görebiliriz. 1950'lerde basit hesaplama makineleri olarak başlayan yapay zeka serüveni bugün Sora gibi gerçeklikle sanrıyı ayırt etmekte zorlanacağımız eserler yaratan sistemlere evrildi. Turing testinden IBM'in Deep Blue'suna, Google'ın AlphaGo'suna kadar yapay zeka sürekli olarak insan zekasının sınırlarını zorladı. Yapay zeka herhangi bir insanın bildiği tüm bilgilerden kat kat fazla bilgiye sahip, bu bilgiyi kullanıp analiz yapabilen, resim yapabilen ve şimdi de video oluşturabilen bir sisteme dönüştü. Yapay zeka savaşları tam kızışmışken Google Gemini 1.5 versiyonu duyurmasından hemen sonra OpenAI'da geliştirdiği video içerik üretebilen yapay zeka modeli olan Sora'yı duyurdu. Bu teknoloji metin tabanlı komutlarla kompleks video içerikleri üretebiliyor. Yani siz hikayenizi komut olarak yazıyorsunuz, sonra da bunu canlandırıyor. Düşüncelerinizi, hayallerinizi veya basit bir fikri alıp bunu görsel bir şölene dönüştürebiliyor. Ve evet, bu videolar o kadar gerçekçi ki içindeki karakterlerin, manzaraların hatta duyguların yapay olduğunu unutabilirsiniz. Peki Sora ismi nereden geliyor? Sora Japonca'da gökyüzü anlamına geliyor. OpenAI araştırma takımının bu ismi seçmesinin sebebi ise Sora'nın sınırsız yaratıcı potansiyele sahip olması. Sora, altına hücum döneminde Kaliforniya'nın tarihi görüntülerini sanki arşivden alınmışçasına oluşturabiliyor. Ya da Çin'de yeni yıl kutlamalarını aynen olması gerektiği gibi bilgi ve görüntüyü harmanlayıp bize sunabiliyor. Sora yapay zeka modeli hem ChatGPT'nin bilgi kütüphanesine sahip hem de maddelerin sertlik, parlaklık, esneklik özelliklerini kullanarak fizik kuralları çerçevesinde videolar oluşturuyor. Işığı doğru ayarlıyor, kurguyu yapıyor. Şu gözdeki yansıma detayını görüyor musunuz? O kadar gerçekçi ki. Bu arada fizik kuralları demişken Sora kusursuz değil. Daha ilk versiyonu tanıtılan Sora'nın muhtemelen çok fazla eksiği ve sorunu var. Bu yüzden de halka açmıyorlar zaten. Sora'nın duyurusundan hemen sonra insanlar çok fazla eleştiride bulundu. İşte Sora'nın bu videoları gerçekten yapmadığını düşünüyorlardı. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman da bu eleştirilere yanıt verdi ve isteyenin ona komut gönderebileceğini, onu da videoları oluşturup gönderebileceğini söyledi. Bu şekilde birçok video oluşturuldu. Gerçekten Sora'nın yaptığı videolar. Sora aynı zamanda Pixar gibi büyük animasyon film şirketlerinin elinden çıkmışçasına profesyonel animasyonlar da oluşturabiliyor. Veya yaratıcılığın sınırlarını bizim için kaldırabiliyor. Örneğin New York şehrini büyük bir akvaryuma çevirebiliyor. Hatta bir kahve fincanında fırtınalar koparırken korsan gemileri neredeyse kusursuz bir şekilde savaştırabiliyor. Sonra şimdilik 1 dakikaya kadar kısa videolar oluşturabiliyor. Ama öncesinde geliştirilen yapay zeka modelleri hem maksimum 4 saniye hem de gördüğünüz gibi gerçekten uzak videolar oluşturabiliyorlardı. O videoları gördüğümde yok demiştim, yapay zeka ile video işi olmayacak. Ama bunu söylememden daha bir yıl geçmeden olmaz dediğim şey oldu. Peki sonra sadece film sektörünü ilgilendiren bir gelişme mi? Tabii ki hayır. Sora eğitimden eğlenceye, sanattan bilime birçok kapılar açıyor. Örneğin tıp öğrencileri için gerçekçi ameliyat simülasyonlarından, mimarlar için tasarladıkları binaların 3D tur videolarına kadar geniş bir kullanım alanı sunabiliyor. Sora ile sadece birkaç komut kullanarak yazılı tarihi görselleştirebiliyoruz. Artık sadece film stüdyoları değil, dünya üzerindeki herkes fikirlerini ve hayallerini görselleştirebilecek. Ve bu sadece bir başlangıç. Sora'nın getireceği yenilikler, yapay zekanın gelecekte bize neler sunacağını sadece küçük bir örneği. Peki Sora yapay zekanın geldiği son nokta mı? Bugün öyle görünüyor olabilir ama bir yerlerde birkaç programcı kendi çılgın projelerini geliştirirken, bitirmek üzereyken Sora'nın çıkışına sadece gülümsüyor olabilirler. Peki film sektörü bitti mi? Veya Sora ile çekilen videolar bir gün Oscar ödülü olabilir mi? Çok yeni bir teknoloji olduğu için aklımda çok fazla soru var. Sizi bu soruları düşünürken bir yandan da Sora'nın çektiği videolarla baş başa bırakıyorum. Şimdi söz Sora'da ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.